Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah sevgili seyirciler. Edebiyat programımızın bugünkü konusuna yakın bulduk. Başlık altında olan bir neçe beyt şiirimizle başlıyoruz. Yakın bulduk. Kulak açtık, göz açtık. En temiz, en haklı din bulduk. Kulak açtık, göz açtık. En temiz, en haklı din bulduk. Dağıldı şübhe, şek mahv oldu, par yakin bulduk. Dağıldı şu peşek mahv oldu, par yakin buldu. İnandık Tanrı birdir, Tanrı'nın ortağı yoktur, yok. Yürekler saflığın ondan bir isterken de bin bulduk. Ezeller kaynağından coştu şefkat yağdı rahmetler. Muhammed Mustafa'nı rahmeten lil alemin bulduk. Devam etmek için rahmet, ebed kalmak için şefkat, ararken Murtaza ismin emir el müminin bulduk. Vilayet asmanından nur saçan parlak ayın gördük, sağında mücteba yıldız, solunda hem Hüseyin bulduk. Muhammed'den kalan din irsini tam elde etmek için dinin alimlerin El Hakkı Cibril El Emin bulduk. Yakıldık, yandırıldık, dünyadan gördük azab ama bu tendir khaneni berden selamen hem serin bulduk. Bu tendir khaneni berden selamen hem serin bulduk. Sevgili seyirciler, şiirin diğer bilimler gibi, diğer eşyalar gibi nitelikleri, hasaisi, hususiyeti, özellikleri vardır. Tabii, belhasse şiir, lügatta konuşmalarda en güzel e, sözlerdendir. Tabii e, allah Allahü Teala'nın Mekaddes kitaplarından sonra, bilhassa Kur'an-ı Kerim Kerim'den sonra ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belagasından sonra. Şiirdə niteliklər, yaxud özəlliklər, ya xüsusiyyət öz ləhcəmizlə ağa deyə bilərsizsə, ərəbcədə necə deyilir ki? Pri məsələn Cəhiliyyət zamanında şeirin xüsusiyyəti, yaxud rolu, dövrü nə idi? İnsanların ümumi bir şəkildə ve özellikle şairlerin zihnini çalıştırmakta, zihnini, damağını faal etmekte, zihniyetini kuvvetli etmekte, kuvvetlendirmekte, güçlendirmekte şiirin devri, rolu çok uymuş. Bu da özelliklerden, hususiyetten, hasaislerden biridir. Şiirin olumlu bir canibi sayılır. Şek şüphe yoktur ki. İkinci mesela millet He, İslam milleti olsun bilhassa o zaman ki e, telif zamanına geçti. Telif zamanına geçince milletler milletimiz bilhassa İslam milleti telif kitap yazmak zamanına geçince mecbur oldular ki e, ulum-i lisaniyenin esasını vursunlar. Lügat, Lugat için lugat bilimi kurmağa mecburluk oldu. İstirahat bir şekilde. Veya da eğer o binalar, o esaslar vurulmasa tabii ki o bilim olmaz ve o bilim olmayınca lugat perişan kalır, parça parça kalır, birbirine bağlanılmaz. dakik bir şekilde işledilmez, istimal olunmaz. Onun için lügat bilimi, dil bilgisi Bunlar kuruldu, telif başlayınca, Telif ile bir başladı. Kitabı yazmak ile kitap tabi etmek ile bir başladı diyebiliriz. Ve bu e, bilimi korumak için sadece milletin konuştuğu sözlerden istifade olunmadı faydalanmadı. belki şiir en güzel bir barınak idi, bu gibi insanlar için, bu yolda, bu mecalda, bu işte çalışanlar için en güzel bir barınağı ile ona barındılar, iltica ettiler. Yani şiiri fezaya çağırdılar. Şiir imdada, imdada çağırıldı, imdadlarına ulaştı. Çünkü dil bilgisinde ve ulum lisaniyatı, ulum lisanı ne diyerler kurulunca tabii en önde gelen şahitler, deliller, kanıtlar nereden, haradan gelir? Şiirden gelecekti. Çünkü şiir cahiliyet zamanından şöhretini bulmuştur. Şimdiki zamanımıza kadar. Onun için böyle bir dil, böyle bir bilim için en güzel şahit gelen, en iyi şahit gelen e, şiir. Bu da şiirin roluydu. Şiirin olumlu bir caniblerindendi yahut özelliklerinden idi. Ve indiye kimin de İstimrar eder, devam eder bu. Çok kitaplarımızda var. İstişahat ederler, yani şahidi getirirler. Filan şair bu türlü dedi, filan beytte de böyle değilmişti, filan de böyle denilmişti, vesaire bu gibi bir şeyler. Üçüncü, e, şiirde o türlü birini, bilgili insanlar yahut lügat bilimini, dil bilgisini kuran kimseler, şiirden müfredeleri, mustalahları, en iyi, dakik mustalahları seçmeye başladılar, ayırmaya başladılar. Hatta lügatin bilgisine, dil bilgisine izafe etsinler, eklesinler ve oraya kayıt etsinler. Bu da bir muhim e, mühim bir şeydi. Orada yani şiirde aramaya, aktarmaya başladılar. Şiirde aramaya başladılar. O türlü dakik bir mustalahları çünkü çok mustalahlar var olabilsin, istimal olunurdu. Çok terimler var, çok sözcükler var, istimal olunurdu, faydalanırdı. Ama dakik bir şekilde bilinmirdi manası. L Velakin şi'ra iltica ederek, iltica edince o dakik manaları dakik bir şekilde çıkarmaya başladılar. Şiirden, aynı şiir aleminden, şiir dünyasından, şai olan, yayılmış olan gelene görenekleri de alabildiler. Yani kalıt, turat, geçmişte ve hazırda neler var idi onları edebildiler, alsınlar ve tarihe geçsinler. Eğer dil bilgisine geçmişseler de böyle bir ilimler, böyle bir noktalarla noktaları urf-ı saitti yahut tarihin bağrında bir bazı olaylar var. Batmış, bastırılmış, defne olup yetmişti. Onları çıkarıp getirmişler, tarihin ee, safhalarına, sayfalarına geçmişlerdir. Bu hususta da gene şiirin devri, rolü çoktu. Hiç inkara geçmez ki. Vela ki geçen konularımızda dediğim çok şiirler de var, yalandan ibaretti mübalağadı yahut batıldan, batıl bir sözlerden sayılır. Ama aynı halde çok şiirlere de imkanı vardır. Ee, barınsın tarih yazanlar, iltica etsinler ve o şiirlerden imdad alsınlar. Daki, iyi bir şekilde e, dekik ve doğru hadiseler, olayları çıkarıp getirsinler, tarihin sayfalarına geçirsinler. Bu da şiirin özelliklerinden biri sayılır. Ama ustaların yazdıklarına ve dediklerine göre bilgin adamlarımızın <laughs> dünyadan gidip geçmiş ola ölmüşlerine Allah rahmet etsin. Dediklerine göre yazdıklarına göre o zaman ki millet için felsefi mezhebler, okullar, yollar açıldı ve ilm-ül cedel, tasavvuf bilimi, tasavvuf alame dünyası açıldıktan sonra o zamanda da yine en iyi faydalandıkları kaynak şiir kaynağıydı. Bu kaynaktan istedikleri sözleri biz şimdi müracaat etsek eğer başvurduysak irfani şairlere, tasavvuf şairlerinin binlerce, yüz binlerce beyt şiirler var. Belki de Mevlana'nın Celaleddin Rumi'nin Kırk ila altmış bin beyt şiiri var ve sahip tebrizi eğer Sufilerden değilse, irfani değilse ama başka. Feriduddin Attar'dı, saire bu gibi Hafız-ı Şirazi'di. Fakat çok tasavvuf şairlerinin, tasavvuf adamlarının şiir ile öz haletlerini bildirmeleri inkara geçmez. Tarihte yazılmıştı ve bizlere ulaşmıştı. Günümüze kadar faydalanmaktadırlar. Çok ustadlar, çok kimseler, çok okuyanlar, yazanlar, katiller, tarih yazanlar. Bu da şiirin e, güzel bir yüzüdü, güzel bir rolüdü, e, güzel bir özelliklerinden sayılır. Yani bu grupta sufiler olsun, filozoflar olsun... Eyni gene şiire barındılar, şiire, şiire, iltica ettiler ve şiirden çok faydalar gördüler, çok beytler alarak yahut, yahut çok beytler, şiirler yazarak çok istifade ettiler. Şiir doğrusu, şiir derihlerine göre büyük bir marifet haklı değil. Büyük bir marifetin ayrıntılarından, büyük bir e, mecaldı Büyük bir haklıydı. Marifet haklı. Neciri yarı Ama hiçbir... ...toplumsal bahis için... ...araştırman için... ...istihna yoktur şiirden. Mustagni olabilmez. Toplumsal... ...sosyal bir... ...bahis, araştırman... ...ve eleştirmen de olsa şiirden... ...mustagni olabilmez. Gerek şiire başvursun... ...ve şiir kaynağından... Ee, öz yükünü, öz avucunu doldursun ve faydalansın şiirin e, kaynağından. Ve eğer bu türlü olmasa hakikatte mümkündü olabilsin de yazdığı bahetler, araştırmalar bir o kadar derde değmez. Hala buna da ilave biz çok hatipleri, bilhassa Farslarda ve Arablarda eşitir hatipler çok e, konuşmaz. Ancak kibir bir beyti ya bir neçe beyti şiir için getirir. Filan şair, belediyeli filan. Bunlar da şiirin büyük icabiyatındandı. Ve hayatımızda, müştemahin, toplumun, milletin hayatında oynadığı rollardan önemli rollarıdır. Ve güzel özelliklerinden, hasaisinden sayılır. Ve lakin, göre olabilsin. Tümümüz de buna e, iman etti, bunu teslim ederiz. Ki şiirin dirasası şiiri okumak, anlamak, ders almak, diraset etmek. Yani hasaten bahisler için, araştırmalar için en önde gelen mesele şart, koşul ya farz edilen gerekli bir şey olan o da mavzuiyyattir tarafsızlıktı. Gerek böyle bir kimseler tarafsız olsunlar, mavzu'i olsunlar, insaf ve zamir ile kazavat etsinler, hüküm versinler. Hub, e, bir hub, dostluktu, arkadaşlıktı ya taassup bunlar makbule geçmez o türlü bahetlerde, araştırmalarda. Sevgili seyirciler, kısa bir aranın ardından sözümüzü devam edeceğiz inşallah. Evet sevgili seyirciler, El murad istenilen şey, şiir hususunda adi istenilen şey, şiir hakkında mevzuilik, tarafsızlık, insaf. Yani bir söz eğer şiir değilse, insafsızlıktı, zamirsizlikti, vicdansızlıktı, belki de ahlaksızlıktı ben ona gelim. Şiir, şiir adı verim. Şiir değilse, yoldaşlık hatırçı, kısımlık hatırçı, ya bilmem akrabalık, ya dostluk. Hatice'me diyeyim bu şiir, şiir. Aslan çok mm, gayri makbul, namakbul bir şeydi. Makbula geçmez. Onun için tekil ettikleri ustaların bir büyük fakara, o da tarafsızlıktan, mevduiyetten, insaf ve vicdandan ibaret. İnsaf, vicdan, tarafsızlık, şiir hakkında şiiri diraset etmekte gerek olsun. Bilhassa bahetlerde, araştırmalarda. Yani eğer araştırmada bahis nakit kimse eğer tarafsız olmalıysa da tarafsız yani bundan o yana tarif etmek istemiyoruz yani insafı zamiri yoktu İnsaf, zamir olmasa bir insanda daha kalır tarifin kalanı herkesin yanında şiirin malum bir şeydi faydalar da var zararlar da var tarih boyunca da çok ispat olunubdu ki çok şeyler gelipti, zarar veripti. Geçen konularda da konuştuk mesela. E, bazı şiirler sebep olup birçok kimsenin öldürülmesine, bazı şiirler de sebep olup da olabilsin bazı kimselerin e, hayat bulmasına. E, büyük müşkilelerden, sorunlardan kurtarılmasına olabilsin. E, sebep olmuştur. Şiirde hem faydalar var, hem zararlar var. Onun için bu, bu, sebebe göre yani vahid kimse, nakit kimse, insaflı, vicdanlı ve mevzu'i bir şahıs olmalıdır. Vacipti, zaruriydi, gerekti o türlü bir şahıs olsun. Ondan sonra dirasatını etsin, ondan sonra da kadavatın, hükmün ve sonucları, neticeler versin. Doğru bir türlü faydalarından mesela şiirin çok hikmetler vardır şiirlerde. İnkara geçmez ravayi hikem o kadar hikmetler ister felsefede olsun ister irfanda olsun hatta bazı e, sosyal, içtimaî e, mecallarda denilmiş şiirlerde çok faydalar, hikmetler işlenmiş diye. ondan çok yerlerde istifade ederler. Derslerde, ister dini havza medreselerinde, ister mesela üniversitede, başka yerlerde, fakültede, orada burada, mekteplerde, bu okullarda istifade olur. Bu da şiirin faydalarından da, ama aynı halde da zararlar da vardır. Yani şiirin mehasini var, mesai var. Onun için deyirler ve deyirik de ki bahis kimse araştırman gerek varakanın kağıdın iki sayfasına iki yüzüne de baksın. Bir tarafı alıp o bir tarafı atsın bu makbule geçmez. Kabul değildir. İnsaf ve mavzu'lik zamir muhim bir şeydir. Bahis kimse eğer hakikaten bahis olmak isterse, araştırman olmak isterse, iki sayfanın kisine de tekil etmelidir. Ta en doğru, en sadık, en güzel, en temiz bir neticeye bir sonuca varsın. Kimi ustaların geçmiş zamanlarda makalelerinde yahut kitaplarında yazdıklarına göre bir türlü tarif etmişler şiiri mesela milletler için zahiren göründüğü gibi Arap milletinde mesela ustadlar var, önde gelen bilginler var. Demişlerdir ki şiir milletin bu milletin tavratıdır. Ama bunun mukabilinde de red verenler, kabul etmeyenler bu sözü, bu sözü demişlerdir ki Tavrat'ta da doğru vardır, yalan vardır. Belki Tavrat'ta çok yalan falanlar çok çoktu. Esatir çok akla sığmayan çok şeyler de vardır. Onun için o tavra ümmet millat tavratı deyən də, kimsələrən istəmişlərdir ki mövzui olsun hətta tavratdan da gafil olmasın ki əsatir-i abatil batıl sözləri çox-çoxdur şeirin məsəvə və mahasəni saymaqda bu sözlər xatirimizə gəlir və bəzi ustadlar da yazmışdılar demişlər şiirin olumsuzluklarından yahut zararından biri cahiliyet zamanında mesela cahiliyet zamanında şiir klinç ile ikiz idi. Ekiziymiş, biriymiş. Çok doğru var. Aslan kılınç e, savaşı başlamazdan önce e, şiirler başlanırmış. Nitekim mesela Bedir'de ya Uhud'daydı. Ziba'ra bir türlü şiirleri okumaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Hasan ibn Tabit'e emretti bunun cevabını ver ve uzun bir kasideyle onu reddetti cevabını verdi. Mesela savaşa başlamakları da hatta mübarizede meydan okumaları da mesela bir türlü e, basit ve seri bir şekilde bir netçe beyt şiir ile başlanırmış. Şiirin bir türlü mesauinden sayılır, yani zararından sayılır, yahut olumsuzluğundan sayılır, bazı ustadların yanındaki kliç ile bir olmuştu. Ve elbette tabii böyle bir sözü insan kanmamalıdır, tez hızlı bir şekilde, bunu da düşünmek ister. Eğer bazı yerlerde şiirin olumsuzluğundan sayılırsa, böyle bir şeyler kılınç ile bir olmağa, ekiz olmağı. aynı halda olumlu da sayılabilir. Vakti ki, o zaman ki Hasan ibn Tabit İslam'dan, peygamberden ve Müslümanlardan difa ederek, savunarak bir uzun kaside, mutavval bir kaside Zebahra'nın karşısında değil. Tabii böyle bir şehrin faydası var, olumluluğu vardır. Allah'ın kabul ettiği, istediği bir şiirlerden çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istemiştir, emir vermiştir. Hassan ibn Tabit'e. Ve ma an peygamber de ve ma anil illa vahyun yuhu. Olumlu, olumsuz olmağından şiirin bazı ustalar yazırlar değil her zaman klinç ile birlikteydi. Ve çok kabileler de şairleri olsaydı, kahramanlar da olsaydı her ikisi ile Fakir ederdiler, gurur duyardılar. Yani eğer birinin bir kabilenin bir büyük kahramanı oldu, Anter gibi mesela hiç kesi onun hakkından karşısına çıkabilmeli. Bunu da gurur duyardılar, kıvanç duyardılar, keflenerdiler, şey, sevinç, sevinçli olardılar. Aynı halde birileri, biri o kabileden eğer şairlik nubuğuna ulaşmış olsaydı ona da çok kefli ve şad olurdular ve iftihar ederdiler, gururlandırdılar. Şiir aynı bazı kâtiplerin yazdığına göre ibadetül avtan ile de olmuştu, halif olmuştu, yardımcı olmuştu putperestliğe. Böyle iddia edildi çünkü Kureyş hem putperestlikten ve putperestliği yaymak yolunda şiirden de çok istifade edermiş, çok faydalanırmış. Bu da olumsuzluğundan sayıları bazı kitaplarda, bazı katiplerin dediğine göre ticaretlerinde de Koreyşiler çok e, faydalanırmışlar, öz şiirlerinden güvenermişler şiirler. Dediklerine göre, yazdıklarına göre bazı katiplerin, muarrıkların, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da'va mübarek, İslam da'vatının ilkin Vakıtlarında şiirden hoşlanmazmış. Belki şiire karşı çıkarmış. Sen bazılarının yazdığına göre daha biz bakmamışız hakikatten, başvurmamışız tarihi kaynaklara, bu doğru diye riyaylandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şiiri bir, bir türlü şeytandan ilham edilmiş, vahiy olunmuş bir şey bilermiş. Ta ki allah Teala tarafından ruhsat verildi ki harplerde şiirde okunsun. Düşman şiiri bir vesile gibi, bir kılıç gibi, bir alet gibi alınca Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de e, böyle bir destek aldı Hasan ibn-i Thabit'ten, Abdullah bin Rabah'dan, başkalarından mesela. Bunlar da İslam'ın şairiydi bil khası Hassan ibn-i ki müşriklerin cevabını verirdi. Diller Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sonradan bu türlü bir şiirleri kabul etmeye başladı. Tabi Kur'an-ı Kerim'de şuara hakkında e, ayetler meallimdi, bellidi. Ki alem terannahum fi kulli vadin yehimun ve yekulune ma la Bu bu ayetler en sonunda da ama aynı istisna vardır. İlla lezine amenu ve amilu salihat. İstisna etmiştir Kur'an-ı Kerim. Bazı şairler, iman dinli ve salih bende olan şairler. İslam dini geldikten sonra şiirin bilhassa özri şiirin yahut gazellerin bir o kadar rol kalmadı. Asla belki mahvoldu Ama Emevi devri gelince Emevilerin ahdi gelince başlayınca melikleri Sultan Muaviye'den bela ta sonuna kadar o türlü bir şiirlere ve şiire genellikle çok ehemmiyet, çok önem verilmeye başladı hatta tarihlerin sayfa tarihi sayfalarda yazıldığına göre Ziyad bin Ebih Muaviye'nin valisiydi. Aslan Muaviye bir türlü konuşur bir türlü mektup yazır Ziyad bin Ebih'adir oğlu şiir öğretir, Kur'an muran, böyle bir şeylerden işi olmasın. Çünkü onun o daveti oğlu Kur'an'ı ezber etmişti. Ziyad bin Ebih'in de oğlu İmam Hüseyin Aleyhisselam şehit etti bilirsiniz. Ubeydullah bin Ziyad malum bir şey. Ama ular zamanında şiire çok ehemmiyet verildi. Bilhassa Dimeşk e payitaht başkent olduktan sonra. Bunlar e, tahlillere göre vazihti de açık aşikardı. Malum bir şey şiire çok ehemmiyet verdiler ama ular Yezid bin Muaviye en önde gelen bir şairi de en güzel şiirler sahibi. Böyle şiirleri küfürdü, fısıktı, fucurdu. Ama Aynı halde inkar olmaz ki çok kuvvetli güzel bir şiirler sahibidir bu mel'un Allah lanet etsin onu. Eğer halife özü bu türlü bir mucun şairi ise daha önce artık nasıl milleti davet etmesin şiir gibi o, şiir, o türlü bir şiirlere Kur'an'dan uzaklanmaya. Malum bir şeydir, bu ahlakları oldu o türlü meliklerin, sultanların. Hatta ki, hedef de buydu milletin aklını tehdir etmek. Milleti yavaş yavaş dinden, İslam'dan, Müslümanlıktan uzaklandırmak. Ve asıl hedef de İslam'dan, Müslümanlıktan uzaklandırıldıysa bir millet, yani o büyük taalimden, devrimden, sevreden, kalkınmadan böyle bir şeylerden uzak olur. Hatta halife başı beyni dinç yaşasın, fikri saf yatsın hiç kimse aleyhine kalkmasın. Abbasi devrine gelince, Abbasiler zamanında olunca şiir çok çok aldı, malum bir şeydi. Ama aynı halde şiir vasıtasıyla nahudu, e, kavaidin nahun esası tekriben diyebiliriz. Tarihin nedenine göre irsa olundu, vuruldu, muhkemler. Şiirden faydalandılar ki kavaid yani dil bilgisini e, kursunlar Çünkü Şairlerin şairlerinden istişhad ederler Beytler alırdılar Ve onu dil bilgisine Güzel bir destek ederler yahut kaide ederler Ve kavaid o zaman da kuruldu Şiir Sultanların Hükümetine destek oldu Çok Hasaten o sultanlar ki nehbu selb Tabii Tabi'i şiir o türlü destekliğin mukabilinde alırdı. Çok şairler var, caizelerini alırdılar. Hem ehsen tehsen denilirdi. Var ol, yaşa. O zamanında ehsent mesela iniki zamanımızda başka bir terimler olur. Eline sağlık, gönlüne sağlık bu şeylerden ama o zaman da hem ehsentler varmış hem de caizeler varmış. Halife tarafından, sultan tarafından. Onun için şiir destek olurdu sultana. E, Mu'tazdı, mutevakilli vs. bu gibi şahısları ögmekte, etmekte büyük bir rolü vardı Ama aynı halde caizasını da alırdı. Sultan kimden getirir? Hakikaten nehvü selbedir. Milletin fakir fukaranın, cüdkarların, cifçilerin, onun bunun fellahların, ziraatçilerin, ekinçilerin. ve zahmatçı kenların eee para pulları da toplanır. Gelir sultanın haline sultan da bazen tahsis edir. O türlü bir şairler. Sevgili seyirciler, inşallah gelecek haftalarda sözümüzü devam edeceğiz. Bir daha sizinle buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a ısmarlarım. Sağlıklı kalın.